Evet sevgili dostlar hepiniz yayına hoş geldiniz. 7. hafta Spor Toto değerlendirmelerinde bulunmak üzere yine bu haftada sizlerle birlikteyim. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Ee, tabii Spor Toto izleyicimizle haftada bir kez görüşüyoruz. Bir tane Spor Toto yayınımız oluyor haliyle. E, iddia izleyicimiz neredeyse yüzümü her gün görüyor bu aralar. Çünkü sezonun özellikle bu bölümünde çok ciddi bir trafik, çok ciddi bir e, fiksür yoğunluğu var. Her gün e, neredeyse iddia yayınımız var ama sport totonun farklı bir kitlesi de var. Yani her iddia oynayan sport toto oynamıyor. Her sport toto oynayan tabi iddia da oynamıyor. O yüzden böyle bir girişte halinize attığınızı sormak istedim. Umarım dediğim gibi her şey yolundadır sizler adına arkadaşlar. E, tabi çok zor bir hafta bizleri bekliyor. Yedinci hafta e, fiksürü inanılmaz gerçekten. Yani şöyle kafadan bir iki üç, dört beş, altı 7 tane net kapatılabilecek düzeyde karşılaşmanın olduğu bir bülten arkadaşlar. Zaten epi topu 15 tane mücadele var. Yani yarısı net bunların kapatılacak düzeyde karşılaşmalar. O yüzden işimiz inanılmaz bir kere zor olacak. Onu öncelikle belirteyim. Yani birbirinden zorlu karşılaşmalar var. İşte derbiye haftası vesaire. Hakikaten inanılmaz e, kazık bir sınav hazırlamışlar. Sınav kağıdı hazırlamışlar. Önümüze koymuşlar ama tabii ki yine elimden geldiği şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu hafta için belirlediğim bütçe bir tık daha yüksek. Normalde işte 2000 liralarda e, vesaire seyrediyordum ama bu hafta 4096 liraya çıktım ki bunun iki sebebi var. Bir, daha düşük bir bütçeyle aklımdaki sürprizleri sizlere önermem mümkün değil arkadaşlar. Çünkü zaten dediğim gibi yani 7 tane maç net kapatılacak seviyede. Ben hiçbirini kapatmadan çifte şanslar alarak yardımcı olmaya çalışacağım. O yüzden bir tık daha bütçe bütçeyi yükseltmek durumundayım. Bir de e, ayıptır söylemesi salı günü de iddia gruplarımızda güzel de bir kazanç elde ettik. Yani oradan da biraz e, bütçem de artmış oldu. tabii sport oto yayınlarında çok bahsetmiyorum bundan. Yani sport otonun yeri farklı, iddianın e, yeri farklı ama hani iddia oynuyorsanız iddia içerikleri de ilgileniyorsanız orada da e, gruplarımız da mevcut. Gelip profesyonel bir destek de dilerseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle alttan da kayan yazı şeklinde verelim. E, videonun açıklamalar kısmında bir Telegram linki var, Instagram linki de var. Yani fark etmez. İkisinden birine ulaşmanız halinde iddia oynuyorsanız, işte bahis içerikleriyle ilgileniyorsanız oradan da e, biz ulaşıp gruplara katılma yönünde isteğinizi belirtebilirsiniz. Gruplarımızın ücretli olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bazen ulaşıp e, soran dostlarımız oluyor. Ücretsiz olarak zaten e, gerek iddia gerek spor toto yayınlarımızı sizlerle burada YouTube'da buluşturuyoruz. E, gruplarımız daha profesyoneldir. Orada da tabii ki e, belli bir e, ücret karşılığında hizmetimizi Veriyoruz sevgili dostlar. Ee, yine güzel beğeni desteğinde bulunursanız çok memnun olacağımı söyleyeyim. Geçen hafta yine güzel beğeni göndermişsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Zaten kemik kitlemiz var. sağ olsunlar kanala güzel, çok güzel gerçekten sahip çıkıyorlar ama hani bizi, bizleri yeni yeni tanımaya başlayan dostlarımız varsa ilk kez bir yayınımızı izliyorsanız da yine izlerken bir beğeni bırakırsanız e, çok memnun olacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten e, özellikle beğeniler konusunda vereceğiniz destek çok önemli. Yani sizleri de anlıyorum işte kanalları izliyorsunuz vesaire herkes beğeni diyor, abonelik diyor. Belki bir süre sonra itici gelmeye başlayabiliyor ama e, inanın ya biz de koca koca adamlar olarak hani bunu karşısına geçip istemekten çok memnuniyet duymuyoruz ama sistem böyle çalışıyor. YouTube bizden istediğinden kaynaklı sizden istemek durumdayız. O yüzden affınıza sığınıyoruz, anlayış bekliyoruz ve desteklerinizi de mutlaka rica ediyoruz sevgili dostlar. Yine lütfen abone olmayı da unutmayın. Yani beğeniler, abonelikler tamamen ücretsizdir ama bizlere katkısı muazzam oluyor. O yüzden bu konuda desteklerinizi beklediğimi hatırlatayım sevgili dostlar. Kendi e, sport Sportoto Kuponlarınız varsa patlamasını beklediğiniz, sıkıntı yaratmasını beklediğiniz karşılaşmalar varsa bunlardan yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Diğer e, izleyenlerimiz de sizlerin fikirlerinden bu şekilde faydalanmış olurlar diyelim. adet yerini bulsun. Bir geçen haftayı değerlendirelim. Geçen hafta e, burada paylaşmış olduğum, sizlere önermiş olduğum kolon 13 bildi. Tabii şöyle bir şey, evet 13 bildik. Havalar uçmamız, belki zıplamamız lazım ama e, kazandığımız ikramiyeye bakıyoruz. 161 lira. Yani sizlere hep söylediğim bir şey vardır. Hani o e, baba diye tabir ettiğimiz keskin işte nasıl ifade edersiniz artık büyük e, sürprizlerin gelmediği bir hafta olunca tabii ki 13-14'te çok bir şey. Ne yazık ki e, vermiyor açıkçası. Çok sürprizli bir hafta olmadığından kaynaklı. Bizim de yani 13 bildik ama biraz tabiri caizse güme gitmiş oldu ama yine de önemli karşılaşmalarda sizlere yardımcı olduğumu düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Alanya Tay işte Yeni Hoca Hızla açalım bay faktörü mutlaka sıfır alalım. Alanya'yı tek geçmeyelim demiştik ki aldık da güzel de oldu. Sıfır sürprizini yakaladık burada. 1 ve sıfır olarak değerlenmiştik. Antalya Spor Demir Spor 1-2'ye gittik ki Demirspor sürprizi de gelmeye yakındı hakikaten. Demirspor oynadı Antalya izledi ama baktığınızda Antalya son dakika golle maçı kazandı. Yani güzel bir analiz oldu bence ki bu haftada zaten Antalya yönden de Demirspor yönden de yine belli başlı değerlendirmem olacak. 1-2 tercihimiz başarılı oldu. Bodrum Başakşehir tekten iki riskine gittik ki çok değerliydi. Çok zor bir maçtı. Beraberlik riskinin yüksek olduğu maçtı. Zor da zaten Başakşehir kazandı ama kazandı. Yani bütçe harcamadan çok zor bir maçı tek olarak geçtik. Ve sizlere yine doğrudan iki tercihle burada yardımcı olabildim. Galatasaray Rize maçında birinin yanında bir sıfırda hani bir büyük sürpriz olur mu diye denedik ama Galatasaray belki beklenenden de rahat bir şekilde bol gollü bir şekilde karşılaşmayı kazandı. Bizim de tercihimiz yine başarılıydı. Kasımpaşa Fenerbahçe macera aramadık. Doğrudan Fenerbahçe galibiyetine gittik. Fenerbahçe ilk yarıdan fişi çekti. Kayseri Eyüp maçı değil mi? Hatırlarsanız Kayseri Eyüp, Samsun, Konya, Sivas, Antep. Alt alta bu 3 maç vardı. Üçünden en az ikisinin sıfır bitmesini beklediğimi söylemiştim. Öyle de oldu. Tam hatta iki tanesi sıfır bitti. Üçü bile e, olabilirdi açıkçası. Kayseri Eyüp'te 0-2'ye gitmiştik. Burada e, iki 2 öne geçen Eyüp 2-2'ye iki, yakalandı. Hatta Kayseri Kazanılabilirdi yani kazanacak pozisyonları da buldu. Samsun Konya'da yanıldım zaten. Konya biliyorsunuz sport otocuların e, belalısı bir takımdır. İki yıldır böyle ne olduğu belli olmayan. Yani bir dersiniz içeride oynuyordur <laughs> iki olur. Sıfıra gidersiniz yine bir ya da ikiden birine gider. Yani acayip böyle e, benim de çok yıldızımın barışmadığı bir takım. Bakalım bu hafta ne olacak göreceğiz. Benim de yanıldığım iki karşılaşmadan biri Konya maçı yine. Sivas Antep maçı 1 ve 0'a gittik. Ee, yine gitti geldi bir maçın sonunda Sivas e, kazanmayı başardı buradaki 10 kişi de kalmıştı ama üstünlüğünü korumayı başardı. Bir de üzerine 3. golü buldu. Ee, 1 ve 0 tercihimiz başarılıydı. Trabzon Beşiktaş çok 1-2 gibi gözüküyor. Şenol Güneş faktörü işte Trabzon sürprizi burada aranacaktır Türkiye'ye gelir diye söyledik ama 0-2'ye gittik. Yani Beşiktaş yenilmez tercihine gittik. Çok da enteresan maç oldu. Visca maçın başında atıldı vesaire garip garip. İşler oldu ama sıfır tercih yine kıymetliydi sıfır iki tercihimiz burada başarılı oldu Leipzig Union Berlin yanıldığım bir diğer karşılaşma net tekti hiç yanına bir şey koymadık ve burada net bir şekilde yanıldık tabii Leipzig'te ikinci arada pendeli bir penaltı kaçırdı ama herhalde birçoğunuz da bu karşılaşma e, yanıltmıştır diye düşünüyorum yani 14'te 13'te vesaire kalanlarınız varsa da herhalde bu karşılaşmadan e, yer almışsınızdır muhtemelen. Marsilya 1-0'a gittik. Marsilya kazanmayı başardı. Tottenham Arsenal yine tekten iki tercih burada bütçe harcamadan çok değerliydi sevgili dostlar. Özellikle bu tarz daha ortalama, daha kısıtlı bütçelerde Başakşehir teki gibi, Arsenal teki gibi ki bu hafta da yine bir iki tane böyle deneme olacak. Bunları değerlendirmek bütçe harcamadan çok ama çok kıymetli yine Kuzey Londra derbisini tek geçerek başarılı olduk. Sosyalat mesela Real Madrid maçı yine çok rahat çiftli alınabilecek, kapatılabilecek maçtı ama artık Real Madrid ne yapar eder? kazanır dedik. Çok zor oldu. Üç tane topu direkten döndü Sosyadat'ın. Real Madrid e, iki tane penaltı golü buldu. Zor oldu ama kazandı. Tercihimiz başarılı. Girona, Barcelona. Girona sürprizini aradık ama Barcelona'yı mutlaka alalım dedik ve Barcelona yine bol golü galibiyetle yoluna devam etti. Bir iki tercihimiz geldi. Atalanta, Fiorentina. 1 ve 0 yönde bir değerlendirme yaptık. Acayip de başladı ama Çok gollü maç oldu. İlk yarıdan 5 tane gol çıktı karşılaşmada. Ama Atalanta sonunda Gülen taraf oldu. Burada da başarılıydık sevgili dostlar. E, 13 bildik dediğim gibi. Keşke gönül isterdi ki biraz daha fazla ikramiye verseydi ama varsa 15 bilenler, 14 bilenler ee, geçen haftaki tercihlerimizden faydalanıp onları da tebrik etmiş olalım. Yine şunu da hatırlatayım tabii ki bunlar benim burada söyleyeceklerim az sonra yapacağım değerlendirmeler. Kendi analizlerim, kendi görüşlerimi sevgili dostlar. Takıldığınız maçlarda benim fikirlerime başvurabilirsiniz. Hoşunuza giden sürprizleri kolonlarınızda değerlendirebilirsiniz ama her zaman ama her zaman mutlaka kendi tercihlerinize ee, kuponlarınızı oluştururken öncelik verin. Dediğim gibi aklınıza takılanlarda da, hoşunuza giden sürprizlerde de benden faydalanabilirsiniz diyelim. Bir kez daha beğen desteklerini hatırlatayım sevgili dostlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hazırsanız da yeni haftanın 7. haftanın değerlendirmelerine 9. dakikayı doldururken, 9. dakikaya geçerken hızlıca başlayalım. Hatay Spor'la Bodrum Spor karşı karşıya geliyor. Tabii zor bir mücadele Hatay Spor'da biliyorsunuz şu kayayızı artık alttan alalım. E, Hatay Spor'da biliyorsunuz Rıza Çalınbay göreve geldi. Ayağını tozla bir puanı aldı. Doğrudan Bodrum Spor maçını tabii ki hedef maç olarak seçip iç sahada kazanma yönünde oynayacağı bir karşılaşma olacaktır Hatay Spor'un. Kazanabilir mi? Rıza Çalınbay etkisiyle kazanabilir. Hatay Spor'un kazanacağı bir maç olabilir artık. O yüzden bir tercih burada öne çıkıyor ama çok da hala güvenilir bir seviyede Hatay Spor'da görmediğimden kaynaklı. Ben tek geçilmemesini bu karşılaşmanı mutlaka tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Mutlaka yanında ikinci bir tercih koyulmalı. Ben Bodrum tarafından bir galibiyet bekleyemedim. Hatta bir yine sıfır mı? Geçen haftaki Atay maçında, Alanya Atay maçında olduğu gibi sıfırla mı arasam, ikiyle mi arasam sürpriz diye düşündüm. Sıfırla aradım sürprizi. Bodrum öne geçse de Atay bir şekilde işte Abu Bakar takviyesiyle vesaire e, beraberliği alabilir diye düşünerek 1 ve 0 yönünde değerlendirmemi yaptım ama farklı bir kolonda bir 1-2 yapar mıyım yaparım. Düşük bütçeli bir, bir kolonda bir Bodrum tarafında işaretlerim. Hafif bir aklım kaldı orada ama öncelikli sürprizim sıfır yönde olacak. Yani 1 ve sıfır yönde burada değerlendirme yapacağım sevgili dostlar. Konya Sivas buyurun maça. Yani iki tane çok istikrarsız takım maçı. Özellikle Konya zaten biliyorsunuz ya. papatya falı gibi bir takım. Yani şimdi e, Samsun Spor'u deplasmanla yendi. Burada gelip Sivas'a kaybetse inanın benim adıma çok sürpriz olmaz. Ama Sivas'a da ya deplasmanlarda güvenmek zor. İç sahada taraftarın önünde yani çok böyle inanılmaz bir taraftar olmasa da çok stat hunceriçli olmasa da iç sahada daha rahat, daha özgüvenli oynayan bir takım. E, ya ilk bakıldığında Hani sanki beraberliğe sıkışabilecek bir karşılaşma gibi. Yani benim burada bir sıfır önceliğim bir kere olacak ama ya şu Konya tarafında bir artık bir yanımı alacağım arkadaşlar. Şu Konya'yla bir barışmamız lazım. İşte Sivas'ta deplasmanda beğenmediğimden kaynaklı. Konya'da hazır kazanmışken milyara dönüşü. Bir şans vereceğim. En azından bir galibiyet şansı burada vermek istiyorum. 1 ve 0 diyorum ancak ve ancak sevgili dostlar. Yani formülcüler ben bu işe çok geniş bütçeler işte o 8 bin 16 bin liralar daha fazlalar harcıyorum diyorsanız da net kapatılacak maç. Haftanın net kapatılacak maçlarından biri 1 0 de yaparak arkanıza yaslanabilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir mücadele olduğunu altını çizeyim. 1 ve 0 alacağım ama yine farklı bir kolonda 1-2 olur 0-2 olur denemelerimi yapacağım. Yani gerçekten değerlendirmesi değerlendirilmesi çok zor bir karşılaşma. Haftanın en zor maçlarından biri net bir şekilde. Fenerbahçe Galatasaray bakıldığında tabii çok böyle acayip inanılmaz bol gollü seyir zevk, yüksek bir karşılaşma mı izleyeceğiz yoksa İki hoca da burada önceliğini yenilmeme verecek iki teknik adamdı. Ben ikincisinin olacağını düşünüyorum. Yani geçen seneki maçın bir benzeri olacağını düşünüyorum. Yine işte hakem kararları tartışılacaktır. Efendime söyleyeyim karşılıklı maçtan sonra iki camia demeçler yazılı açıklamalar yapacaktır. Bol böyle gerginliği yüksek. Ee, hakikaten enteresan atmosferde oynanacak karşılaşmalardan biri. Hakem de e, burada bu arada Galatasaray'ında aşe yapmışız. <laughs> Fenerbahçe'nin aşesini silmişiz. O da ona da laf edenler olmasın. Geçen hafta bu dostumuza da selamlarımızı göndermedik. E, Konya-Sivas e, düzeltiyorum. Hangi maçtı? Samsun. E, Konya maçı için benim tercihime yönelik futboldan anlamıyorsun. E, Samsun 4-1 kazanır demişti. Kendisine de buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Kendisini de bir anmış olalım. Çok güzel anladığı futbolun e, ortaya çıkmış oldu. Ordinalisi oldu da. Ortaya çıkmış oldu. Herhalde kaç yaşında bilmiyorum ama yani zeka yaşının sıfırıyla on arasında gezdiği aşikar böyle 10-12 yaşına falan izleyenlerimiz varsa değerli kardeşlerim yani spor totoyla falan uğraşmayın spor yapın direkt. En azından bedeninizi dinç tutmuş olursunuz. Aklınıza da faydası olmuş olur. Şimdi bu maçı da değerlendirirken yani neden oraya döndüm? Çünkü yine bir e, Galatasaray maçı bittikten sonra hatırlarsanız orada da bir sürpriz aramıştım sıfırla. İşte 5-0 gördüm mü gibi bir yorum yazmış. ya yani gerçekten inanılmaz arkadaşlar. ya yani ülkenin Ülke futbolunun geldiği toksik durum. Yani bu fanatiklik korkunç yani. Korkunç ya ben e, herhalde bir 10 küsur yıl olmuştur yani böyle maça gitmeyle. Hakikaten bir e, böyle bir derbiye falan gitmeyle. 12 13 yıl olmuştur. O kadar artık tiksiniyorum ki yani bu özellikle sosyal medyada İdeneya popüler olduktan sonra özellikle de buradan genç kardeşlerime sesleniyorum arkadaşlar bu tuzaklara düşmeyin. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray bugün biri kazanır, yarın öteki şampiyon olur bir sonraki sene. O şampiyonlar yani bunlar koskoca yüz küsür yıllık çınarlar. Ya bu medyanın özellikle bu e, ana akım e, kanallardaki işte televizyonlardaki yorumcuların vesaire gazına gelmeyin arkadaşlar. Yani keza YouTube'da da e, yayın yapan çeşitli yine Hologan e, diyebileceğimiz isimler var. Herkesin çokça yakından tanıdığı. Bunların gazına gelmeyin arkadaşlar. Dikkatli olun. Bu yani 100 yıldır, 100 küsür yıldır oynanan bir rekabet. Dediğim gibi bugün biri kazanır. Berabere biter. Yarın öteki kazanır. Yani bunlara böyle çok da işte illa kazanmamız lazım. Sen bizi de onu demiştin de o, o simeni aldı da o para akladı da o bilmem ne de. Toplara hiç girmeye gerek yok. İnanılmaz da fanatik yorumlar geliyor. Bütün fanatik yorumları da silip engelliyorum arkadaşlar yazanları da. Onu da söylemiş olayım. Bu kanalda fanatiklik vesaire saçma sapan saygısız ifadeler. Yine başkalarına da lütfen başkasının yorumlara da saygısızlık yapmayın. Aynı düşünmüyor olabilirsiniz. Ya efendice yazarsınız. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Şunu şunu bekliyorum diye. Ya da hiçbir şey yazmazsınız. Ee, okuyup geçersiniz yani katılmıyorsanız da. Biraz lütfen medeniyet arkadaşlar. Şimdi maça döndüğümüzde ne şiş yansın ne kebap diyorum. Hakem de kafasında aman bir berabere bitireyim. Şu maç başımı alayım. Paramı cebime indireyim diye düşünecektir. Ben e, haftanın net beraberlik maçı diyorum. Geçen seneki maçında yakın bir maç bekliyorum. 0-0 bitmek bitme ihtimalde. Bence çok yüksek sevgili dostlar. İnşallah yanılırım. Acayip gitti geldi, bol gollü, pozisyonlu maç izleriz ama sanmıyorum. Ülkedeki mevcut futbol sistemini düşünüyorum ve beraberliği tekten sıfır olarak atıyorum arkadaşlar. Zaten ne demek istediğimi bir çoğunuz e, çok net bir şekilde anladınız bu işlerin farkında olan insanlar olarak diyelim. Kasım bu arada kapatılır mı? Dinleyenler kapatabilir yani tabii ki mesela az sonra yine bir derbi var. Hatta iki tane derbi var işte site arasında sayarsak onlar da işte kapatılacak. Yani söylemiş olayım söyle diyenler oluyor e, ee, Geniş bütçe kullananlar tabii ki Fenerbahçe Galatasaray maçı varsa kapatılabilecek potansiyel maçtır arkadaşlar. Kasımpaşa Antalya, Kasımpaşa Fenerbahçe'ye karşı çok da kötü görüntü vermediği maçı işte yine klasik savunma zafiyetleri kaynaklı kaybetti. Fenerbahçe'nin kalitesini orada direnemediler. Antalya e, hatırlarsınız maçı yorumlarken Demirspor maçı yorumlarken söylemiştim. Kazandı ama maçın hakkı net Demirspor galibiyeti arkadaşlar. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Hakem devreye girdi vesaire değil. Ya Antalya şansının yardımıyla bir de son dakika golü geldi. O şekilde kazandı. Hiç beğenmedim Antalya'yı ama Kasımpaşa oynayacak iç sahada kazanma yönünde kendi oyununu oynayacak. Klasik Kasımpaşa kazanabilir mi oyun gücüyle? Kazanabilir. Maç sonucu bir yazacağız ama kazanma yönünde oynarken Antalya'da cezayı kesebilir. Yani bir fazla gol atarak bence mücadele kazanabilir. Tipik bir Kasımpaşa iç saha karşılaşması. 1-2 bir kazanan çıkmasını burada bekleyeceğim sevgili dostlar. Hazır Antalya'da kazanmışken üst üste ikinci galibiyet neden olmasın. Diyeceğiz burada Rize Spor, Samsun Spor haftanın riskli teklerinden birini burada atacağım sevgili dostlar. Dediğim gibi bütçeyi de çok yukarı çıkarmamak adına bu şekilde riskli teklerimiz yine kullanacağız. Rize Spor'da haftalarda sıkıntılı gidiyor. Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den de afiyetle yine 5 tane golünü yedi. Burada tabii ki Samsun Spor'u gözüne kestirecek. Tabii bu arada ben ön bakış yapıyorum. Bugün e, bir Başakşehir daha doğrusu Samsun-Başakşehir maçı olacak Samsun'da. Onu göremeden bu karşılaşmayı karşılaşma Yani Oradan bir sakatlık cezalı olacak mı? Samsun Spor'u işte oyunu vesaire izleyemeyeceğim. Ama e, Samsun tarafında da yine belli başlıyoruz. Savunma anlamında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Fena bir takım olmamakla beraber ben artık Rize'nin bir ee, galibiyet haftasının, galibiyet maçının geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani Rize'de bu kadar üst üste kaybedecek bir takım bence değil. Sezona zaten başlangıcını hatırlarsanız gerçekten ligi en hazır gözüken takımlardan biriydi. Zorda da bir fikstüre girmişlerdi. Uygun maç ben risk alarak doğrudan maç sonucu bir diyeceğim burada sevgili dostlar. Haftanın riskli teklerinden birini Rize galibiyet olarak değerlendireceğim. Çifte şans kullanmak isteyenlere önerim. Ee, birin yanında iki olacak arkadaşlar. Burada beraberlik beklemediğim bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim. Bütçe harcamak isteyenler, formül yapanlar dilerlerse Samsun galibiyetinde burada arayabilirler. Demirspor Alanyaspor maçı. Ee, Demirspor iyi sinyaller verdi bana göre. Dediğim gibi Antalya Spor'a karşı daha iyi oynayan tarafta ama işte çok kadro yetmiyor. İşte savunma problemleri çok yüksek. İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hoca da yine takım oynatmaya çalışıyor işte ateşlemeye çalışıyor ama yetmeyebiliyor. İki takımın da galibiyeti yok. Alanya Spor'un da ligde galibiyetin olmaması enteresan. Orada da e, belli başlı sıkıntılar yine var. Yani Hatay'a karşı da mesela 0-0 kaldılar ama hani bir kazanan çıkarsa maç çıkacak olsaydı biraz daha Hatay'a hani %51 Hatay'a e, kayma meyli taşıyordu açıkçası. O yüzden e, Alanya'yı da beğenmiyorum. E, Demirspor'un zaten durumu ortada ama iki galibiyeti olmayan takımın maçı yani şöyle bir mantalite olacaktır. Demirspor diyecektir ki ya benim artık zaten ben dipteyim. Bir galibiyet almam lazım. Yani kendi oyunu çıkıp oynayacak zaten burada Demirspor iç sahada Galatasaray'a karşı bile gördük oynamaya çalıştı kendi gücü doğrultusunda. Alanyaspor e ben bu Demirspor'u yenemeyeceksem e kimi yeneceğim artık diye düşünüp Demirspor'un üzerine gidecek. O yüzden bu çatı çatı oyunda da ben bir kazanan çıkmasını burada bekleyeceğim sevgili dostlar. O yüzden 1 ve 2 yönünde yine burada bir değerlendirme yaptım. Karşılaşmada bir kazanan çıkmasını bekleyeceğim. Beşiktaş, Eyüp Spor, Eyüp Spor buraya kadar çok iyi geldi. Henüz ligde mağlubiyeti yok. İşte tecrübeli kadrosu ligi bilen oyunculardan biraz toplama bir takım yapsa da ilk haftalar üzerinde daha önce de söylediğim gibi bunun ekmeğini net bir şekilde yiyor. Ama tabii ki Beşiktaş deplasmanında dolma başlı işi dolu türbünler önünde çok zor olacak. Hazır Beşiktaş da geçen hafta ilk puan kaybını Trabzonspor'a karşı yaşamışken yine Türkiye Ligi parametreleri çerçevesinde Beşiktaş'ın kazanacağı bir Mücadele olacaktır. O yüzden Eyüp Spor ilk mağlubiyeti burada tadar diye düşünerek haftanın net teklerinden birinin yanına hiçbir şey koymadan, hiçbir sürpriz aramadan değerlendiriyorum. Maç sonucu bir yönünde yapıyorum arkadaşlar. Değerlendirmemi Gaziantep-Trabzon tabi e, Perşembe günde Trabzonspor e, iç sahada Kayseri'yle oynayacak. Ben o maçı da görmeden burada bir ön bakış e, programı yapmak durumundayım. O maçı da mutlaka görün arkadaşlar. Zalı sakat yansımalar, sekmeler vesaire olacak mı diye ama Şenol Güneş'in Trabzon'a bir hava geçi, e, getirdiği aşikar yani teknik adam değişikliği yaşanmasaydı bence hele de 10 kişi kalmışken yani Beşiktaş o maçı hayli, hayli kazanırdı ama dirençli oynadı Trabzon ortaya yürek koydu mücadele koydu ve e, bir galibiyet alma yolunda da tabii Kayseri maçında kazanma ihtimalleri bence yüksek ama ne olacağını bilmiyoruz ben burada da kazanmaya yakın olan taraf olduklarını düşünüyorum özellikle de Antep'i Galatasaray karşısında Gördükten sonra tabii Galatasaray'ın iştahlı oyununa, maça iyi başlangıcına, arzulu başlangıcına bir şey demiyorum. Galatasaray haklı bir galibiyet almıştır ama çok kötü bir takım gördüm gerçekten. Ya tabii orada statü göre ertele maçı olduğundan yeni transferler de oynayamadı ama yeni transferler de girip böyle ya bir anda e, sihirli denek de değmeyecektir takıma takdir edersiniz. O yüzden ben e, yine çok net olmamakla beraber haftanın e, çok da zor fikser olmasından kaynaklı teklerinden birini Trabzon galibiyeti olarak atıyorum arkadaşlar. Burada Şenol Güneş e, faktörüne bir e, Şenol Güneş rüzgarına yani bir, yeni bir e, teknik adam ateşine vesaire artık nasıl ifade ediyorsunuz güveneceğim. Maç sonucu iki yönü yönünde değerlendirmemi yapacağım. Göztepe-Kayseri maçı. Kayseri 2-0 geriye düştüğü maçta bana göre iyi bir reaksiyon verdi. 2-2'ye getirdi Efspor'a karşı. 3. de neredeyse sonlara doğru gidiyordu. O reaksiyonunu mücadelesini beğendim Kayseri'nin ama defansif olarak da gerçekten iyi sınav vermeyen takımlardan takımlarından biri ligin. Ee, Göztepe ise bana sorarsanız tam bir teknik direktör takımı yani bir süperlik takımından çok sanki böyle İtalya Serie A'nın orta sıra takımlarından biri gibi böyle 9. 10. sırasında gezen hakikaten net bir sistem takımı ee, ayaklarıyla sağlam basan kolay gol yemeyen bir takım tabi burada iç avantajından yararlanamayacak seyircisi olmayacak İkincisi, ikinci seyircisiz e, oynama ikinci seyircisiz e, maçına çıkacak üst üste cezasını çekecek o yüzden bir parça zorlanabilir. Ee, Göztepe işte bir ambiyans konusunda falan problemler yaşayabilir ama Kayseri'nin savunma zafiyetlerini düşündüğümde bir kazanan çıkacaksa bunun Göztepe olma ihtimali bence daha yüksek sevgili dostlar ama tek de geçemiyorum çünkü Kayseri de iyi bir reaksiyon Eyüpspor'a karşı verdi. Burada bir gol bulması halinde Göztepe adına işleri zorlaştırabilir ama Göztepe'nin yine de kaybetmesini beklemiyorum. O yüzden 1 ve 0 yönünde kendi değerlendirmemi yaptım sevgili dostlar. Burada da bu arada Hangi maç gibi? Tıpkı ilk yorumladığım Hatay Spor Bodrum maçı gibi farklı bir kolonda bir iki değerlendirmesi ne olursa olsun bir Kayseri galibiyet mesela farklı bir kolonda 1 iki de burada denenebilir arkadaşlar. Onu da özellikle söylemiş olayım. ya inanılmaz zorlu maçların olduğu gerçekten acayip bir bülten yapmışlar. İnanılmaz bir hafta. bizlere bizleri bekliyor. Bremen Bayern Münih. Bayern Münih gol oldu. Yağdı iki maçtır. Hoştanki ile altı. Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi'nde 9 2 maç 15 gol önceki maçları saymıyorum bile söylemiyorum bile. Çok formlular gerçekten. Ki benim company teknik direktör anlamında hala daha bakın bunu 6 e, attıktan bir takım, 9 attıktan sonra söylemek daha değerlidir. Hani i̇şler sarpa sardıktan sonra söylemek kolaydır çünkü benim hala daha soru işaretlerim var. Yani Münih mi, Leverkusen mi derseniz şampiyonlukta hala Leverkusen diyorum. Hala teknik direktör faktörle bence Çabayonos'u daha iyi bir teknik adam ve oturmuş kadrosu sistemle bence hala Leverkusen. Sezonun bu bölümünde söyleyeyim ama... Hocanın hakkını verelim. Yani Bayern'e gitti genç yaşında. Şu ana kadar sırıtmalı hakikaten Bayern'i Bayern gibi oynatmayı başardı. Bremen deplasmanında bir tık daha hani bu Zagreb gibi hoştan kil gibi kolay bir maç olmaz. Ne olursa olsun ne kadar eski günlerin uzağında da olsa bir Bremen'dir. Adı vardır. Zor deplasmandır ama Münih rüzgarı arkasına aldı. Haftaya bu arada Leverkusen maçı var. Yani Münih Leverkusen maçı var. Allianz Arena'da. Onu da düşünerek ben burada hata yapacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadar formda Bayern'i bu kadar zor bir tek atmak durumundayız diye düşünüyorum. Tek tercih dolayısıyla Maç sonucu 2 oldu. Haftanın net teklerinden biri. Yanına herhangi bir sürpriz aramadan. Evet Stuttgart-Dortmund maçı yine e, çok keyifli geçmeye aday bir karşılaşma. Gol yollarında etkili. Birbirinden çekinmeyecek. Kazanma yönünde futbol oynayacak. iki takım Nuri Hoca Dortmund'da iyi işler yapmaya başladı. Takım biraz ilk iki hafta kısır bir görüntü verse de Heidenheim'e karşı baktığımızda etkili oldular. E, tabii Şampiyonlar Ligi maçına da çıkacaklar. Dün Stuttgart e, Real Madrid'de kaybetti ama bayağı da iyi bir görüntü ortaya koydu sahada. Hatta e, ee, tabii Real'in de orada biraz sıkıntılı oyunu da etkili olmuş olabilir ama Stuttgart son bir iki haftada gerçekten iyi oyun oynuyor. İç sahada bence oyun gücü de önünde Dortmund'u yenebilir mi ki geçen sene yanılmıyorsam 3 maç oynandı. İkisi ligde bir kupada. Üçünde de Stuttgart kazandı. Biraz ikili rekabette ibre de hani hafif böyle momentumda Stuttgart'a dönmüşken iç sahada oynuyorken ben kazanabilir diyorum ama kazanma yönünde futbol oynarken Dortmund'da cezalandırabilir. Dortmund'da 7'nin fazlası atarak burada kazanabilir. O yüzden bir kazanan çıkmasını bekleyeceğim. 1 ve 2 diyeceğim sevgili dostlar. Kapatılır mı? Net kapatılır. Yine ee, dileyenler formucular geniş bütçelerde kapama yönüne gidebilirler. Bu da dediğim gibi City-Arsenal potansiyel kapatılabilecek maçtır. 3 ihtimalle maçlardır. Bunlar arkadaşlar çok zor maçlar. Geçen sene hatırlarsanız ben iki maçta da yani Arsenal City'de de City-Arsenal'da City, Arsenal'da City karşıma aldım. Arsenal sahasındaki maçta doğrudan City'yi yıkmayı başardık. Arsenal galibiyeti çıktı ki orada bütün yine Türkiye ee, City ve beraberlik yönde değerlenmişti. Etihad'a gittik. Etihad'da da yine komple City'yi karşıma aldım. Orada da berabere bitti. Ben yine beraberlik ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yüksek ihtimalle bence karşılaşma beraber e bitecektir arkadaşlar. Önceliğim sıfır olacak ama yine o peşinde koştuğum Arsenal sürprizini burada da değerlendireceğim arkadaşlar. %13'te de maç sonucu iki oynanmışken artık bir ya Etihad'da düşünün. Bu takımın, Etihad'da inanılmaz bir takım City yani. Canavar gibi bir takım hakikaten top göstermeyen bir takım. Etihad'da Premier Lig'de bu takımı Yıkabilecek bence tek takım. Bence şu anki Liverpool bile bunu çok başarabilecek güçte değil. Yegane takım bence Arsenal hatta Avrupa gelinde de sayabileceğimiz elle tutulur. Hani bir Bayern belki burada gelip şu anda iyi işler yapabilir. Belki hani bilmiyorum Leverkusen bir şeyler çıkarabilir mi ama hani Inter yine ki bugün de bir Inter City-Inter maçı var. Hani bu 4-5 takım diyelim. Daha yuvarlayalım. Arasında bence Arsenal'da var. O yüzden maç sonucu 2'yi de bu kadar zor bir haftada bence arayalım sevgili dostlar. Ben büyük favori, ağır favori Etihad'da City'ye karşıma alacağım. 0 ve 2 diyeceğim burada. Haftanın yine önemli sürprizlerine birini arayacağım. E, Villarreal Barcelona inanılmaz bir Barcelona ki bence La Liga'nın en iyi iki futbol oynayan takımı karşı, karşı karşıya geliyor. Çok keyif veren iki takım. Maçları bol gollü geçen. Bu da çok gollü geçmiyor bence. Aday bir karşılaşma. Artık Barcelona'ya bir dur diyebilecek bir takım varsa iç sahada da oynuyorken bu Villarreal bence olabilir arkadaşlar. Neden olabilir? Çünkü Barcelona kadar Gol atma potansiyeli bence var. Biraz da şans yardım ederse puan alabileceğini düşünüyorum. Kazanabilir mi? Çok sanmıyorum. Bu Barcelona'nın şu anda mağlup edebilecek bir takım. Real Madrid dahil ben La Liga'da görmüyorum maçası. Oyun gücü olarak söylüyorum. Yoksa tabii ki el klasikolarda her şey olabilir. Real Madrid gidip 5 tane de atabilir ama mevcut şartları içerisinde ben Villarreal'in beraberlik çıkarabileceğini düşünüyorum. Barcelona galibiyeti zaten maçın olurdur. O yüzden 0-2 önünde yine ee, tek geçmeyerek buradaki değerlendirmemi yaptım sevgili dostlar. Ya i̇ki tane inanılmaz zor maçta kapatacağız yine. Juventus, Napoli, Inter, Milan. İkisi de net yine kapatılabilecek seviyede maçlardır arkadaşlar. Üç ihtimalli maçlardır. Muhtemelen de genel olarak kamuoyu şöyle düz mantık düşünecektir. Hani Juventus ya kazanır ya en kötü beraberliğe seker. Inter iç sahada oynuyor derbi ama ya kazanır ya beraberliğe seker. Hatta şöyle oynanma üzerine de bakayım. Evet %50 Juventus, %29 Napoli, %29 beraberlik, %21 Napoli. 1 ve 0 ağırlıklı gidilmiş. Inter Milan %62 Inter %28 Milan %10 e, düzeltiyorum %28 beraberlik %10 Milan. Ben kamuoyu gibi burada düşünmeyeceğim. Kamuoyu gibi hareket etmeyeceğim. Standarda gitmeyeceğim. Diyeceğim ki e, Juventus burada iç sahada ki acayip bir PSV maçı oynadılar. İlk yarıdan falan 2 gol buldular. 3-1'de kazandılar maçı. Inter'le Milan'ın oyuncu haftada kazanma yönünde oynar. Napoli'yi iç sağ yenebilir. Ama Napoli'de hazır kendini bulmuşken o ilk hafta oynanan 3-0 kaybettikleri Verona maçının ardından hazır kendini bulmuşken üst üste galibiyetler almışken ve Antonio Conte faktörü varken sevgili dostlar herhalde kendisi için bir Juventus efsanesi desek yanlış olmaz. İnanılmaz bir futbolcu değildi belki ama faydalı iyi bir oyuncuydu ama çok iyi bir teknik direktör. Gerçekten çok elit bir teknik direktör. Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri ve Juventus'ta gerek oyuncundan gerek teknik adamlık döneminden çok çok yakından tanıyan bir isim. Gelip burada Juventus deplasmanında Kazanırsa da benim adıma sürpriz olmaz. O yüzden ben standart e, sürpriz aramayacağım burada. Sıfır sürprizini aramayacağım. 2 ile büyük sürpriz arayacağım. 1 ve 2 olarak karşılaşmayı değerlendireceğim. Aynı şekilde Inter-Milan maçında da bu şekilde bir değerlendirme yapacağım. Fonseca topun ağzında Milan'da. Evet, Venezia'yı bol golle bir şekilde ilk yarıdan daha dört tane gol atarak yendi Milan. Biz de o maçtan, Etinler Nersut'un o maçın faydalandık iddia gruplarımızda ama... Hemen akabinde Liverpool'a, Liverpool, Liverpool kalitesi teslim oldular iç sahada. Ve Fonseca bir kez daha teknik direktör Milan'ın hocası topun ağzına gelmiş durumda. Ya tamam ya devam maçı. Hem Milan'ın bence ligdeki akıbeti için hem de hocanın e, Milan kariyerinin devamlılığı için ya tamam ya devam maçı. Çünkü belki evet burada Milan kaybetse işte 5-6 puan geriye düşecek e, liderle. Hani çok puansal olarak aradaki fark inanılmaz aşılmayacak ama moral olarak Milan e, açısı bu maçı kaybetmiş halinde bitebilir şampiyonla. Sezonun başında havlu atabilir. O yüzden ben de e, genel beklenti yönünde burada bir tercih yapmayacağım. Yani birin yanına sıfırla standart e, bir sürpriz aramayacağım. Diyeceğim ki Inter kendi güçlü iç sağ oyunla bu Milan karşısında bu kadar sıkıntısı olan bir takıma karşı iç sahada kazanabilir. Derbide galip çıkan taraf olabilir ya da e, tamam ya da devam maçında Fonseca tamam diyebilir. Yani Milan'da burada kazanabilir diyeceğim ki %10'la oynanmış arkadaşlar. Bir derbide de ya, koskoca Inter Milan maçında da yani ne kadar kötü bir durumda olursa olsun, ne kadar istikrar problemi olursa olsun, Milan %10'lu olmaz sevgili dostlar. Burada %10'u gördüğümüz anda gelsin gelmesin. istersen Inter 5 tane 6 tane atsın. O sürprizi mutlaka SporToto oynayan birinin bu işe kafa yoran birinin bence denemesi lazım. Ben de bu %10'u mutlaka deneyeceğim sevgili dostlar. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ama şunu da söyleyeyim Juventus, Napoli, Inter, Milan 1-2 olarak değerlendim ama mutlaka sıfırı da yine bir yerde arayacağım. Yani tıpkı e, işte Hatay Bodrum'un mesela ikisi gibi işte Konya Sivas mesela 1-0 dedik değil mi? Ama 0-2 ya da e, ne bileyim 1-2 mesela bir yerde deneyeceğim. Ya da e, işte mesela Göztepe Kayseri 1-0 dedik ama mesela 1-2'yi yine bir yerde bir kolonda deneyeceğim. Belki daha az bütçe kullanacağım bir yerde bunları mutlaka deneyeceğim. Keza Stuttgart Dortmund'un 1-2 dedik ama 0'ı. Ya yani bunlar 3 ihtimalli e, stratejik karşılaşmalar arkadaşlar. Yani dediğim gibi 7 tane falan bu şekilde maç var. Bültenin yarısı kapatılacak düzeyde. Videonun başında söylediğim gibi o yüzden mutlaka stratejilerinizi yapın ve kendi tercihlerinize öncelik verin sevgili dostlar. Bana katılıyorsanız da benim tercihlerimi tabii ki alıp değerlendirebilirsiniz. Hoşunuza giden sürprizleri de tabii ki değerlendirmeyi unutmayın diyelim ve e, yine bu spor toto yayınımızda sonlandırılım arkadaşlar. 7. hafta değerlendirmenin bu şekilde Umarım faydalı bir yayın olur. Umarım bu kadar zor bir haftada acayip bir şey yaparız biz de 15'i e falan gideriz ama tabii ki zor gözüküyor. Devretme ihtimali olan bir hafta ama hep beraber bakıp izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee, yine çıkmadan beğeni desteklerini unutmayalım. Kanala abone olmayı da yine lütfen unutmayın sevgili dostlar. İddia gruplarımıza gelmek istiyorsanız da yine çok kısa hatırlatalım. Telegram ya da Instagram linklerimiz üzerinden ki bunlar videonun açıklama kısmında mevcuttur. Ulaşmanız halinde oradan fiyat bilgisine de erişebilirsiniz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. 8. haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.